Atölye'den herkese merhaba, ben Yıldız. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli, yapması pratik ve basit olan bir çalışma yapacağız. Rasta yapıyoruz bugün. Rastanın birçok kullanım alanı var. Saç aparatı olarak kullanabilirsiniz, anahtarlık, çanta askısı ya da telefon askısı olarak kullanabiliyorsunuz. Tercih ettiğim iplere değinecek olursak, Lanier Merino Soft grubu, Rist Etamin grubu, Rist 1.5 koton ve yarn artı Merino Deluxe ipleri. Merino Soft'u kullanmamın nedeni çünkü yün yapısı var ve yünün rastaya çok şık durduğunu düşünüyorum. Rist etamini de kullanmamın nedeni akrilik yapısından dolayı hem rastada parlak duruyor hem de yakarak yapıştırmada kolaylık sağlıyor. Diğer ipleri kullanmamın nedeni de renk seçeneklerinin ve dokusunun çok güzel oluşu. Tabii siz evdeki iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Seçenek olarak bunları da kullanmak isterseniz eğer aşağıda video açıklama kısmında linki bırakıyorum. Videomuzu beğenirsiniz beğenmeyi, yeni projelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Şimdi saç aparatı yapacağım sizinle birlikte. Bunun için iplerimizi 1,5 metre uzunluğunda kesiyoruz. Üst kısımda bu halka aparatı yapmak için 50 santim uzunluğunda ip keseceğiz. Ben iplerimi kestim. Toplam 8 adet ip kullanacağım. Ama siz isterseniz daha az ya da daha fazla iple rasta yapabilirsiniz. Başındaki bölmeyi yapmak için 50 santim uzunluğunda etamin ipi kestim. Diğer ipleri de 1,5 metre uzunluğunda 8 adet karışık bir şekilde ip kullanacağım. Siz isterseniz sayıyı azaltıp ya da daha fazla ip kullanabilirsiniz. İplerimizi ortadan ikiye katlıyoruz. Kestiğimiz etamin ipini iplerin tam ortasından geçirip buraya 8-9 tane sarma yapabilirsiniz. Bu şekilde etrafına sarıyoruz ipi. Bunu yaptıktan sonra buraya gevşek bir düğüm atıyoruz. Düğümü attıktan sonra sağ ipimizi alttan üste doğru çıkartıp yine ipin etrafına saracağız. Şimdi diğer tarafı yapacağız, sol tarafı. Bunu da üstten alt tarafa doğru geçireceğiz. Burayı tamamladıktan sonra iplerimizin hepsini bir arada tutup İlk hangi iple başlamak istiyorsanız onu alıp sarmaya başlıyoruz. İstediğiniz uzunluğu elde ettikten sonra diğer renge geçiyoruz. Şimdi ben burada çift renk kullanacağım. Siz de bunu deneyebilirsiniz. İpin üzerindeki çarpıyı elde edebilmek için burada siyah etamin iplerini sağdan ve soldan geriye alıyorum. Bunları iplerin dışında tutup burada hangi rengi kullanacaksanız onu sarmaya devam ediyorsunuz. Çarpıyı elde edebilmek için yaptığımız çalışmayı kağıt bantı yardımıyla masaya sabitleyeceğim. Etamin iplerimizi sağdan ve soldan geçirerek çarpı görünümü elde edeceğiz. Çarpıyı yaptıktan sonra bütün ipleri alt tarafta birleştirip yeni rengi geçip yine sarmaya devam ediyorum. Bu şekilde dolamaya devam ediyoruz.
İplerinizi kullanırken aynı renkten iki ip olduğu için her zaman daha fazla olanı tercih edin. Şimdi ben modelimi bu uzunlukta yapacağım. Şimdi bunu burada en sonki yaptığımız sarılmadan sonra düğüm atıyoruz buraya. Burayı bitirdikten sonra yine kağıt bantla sabitleyip ucuna örgü yapacağım. Sabitledikten sonra çalışmamızı buralara saç örgüsü yapacağım. Buradaki ipleri ne kadar saç örgüsüne bırakacağınız ya da hiç saç örgüsü de kullanmayabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. İstediğiniz uzunluğu elde ettikten sonra etamin ipini saç örgüsünün dibinden doluyoruz yine aynı şekilde. Burayı kesip yakıyoruz. Etamini tercih etmemin sebebi yakarak buraya yapıştırma yapabilmek için. Şimdi diğer tarafı öreceğim. Çalışmamızı tamamladık. Bazı yerlerinde potluklar olabiliyor. İp değiştirirken elinizde farkına varmadan potluklar elde edebiliyorsunuz. Bunları şu şekilde sıkıştırarak ya da döndürerek giderebilirsiniz. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve keyif alarak izlemişsinizdir. Ben bunu saç aparatı olarak kullanacağım. Onun için hazırladım. Ama siz köstek halkalı kancalar kullanarak bunları anahtarlık olarak ya da telefon askısı, çanta askısı olarak da kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde bileklik, halhal olarak da kullanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Bir başka çalışmada görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.